Intel çözüm kumbarasının finalinde Burak Aydın'la beraberiz. Burak Bey, 3 tane ödül kazanan projemiz vardı. Bunların bir numarası bir sosyal sorumluluk projesiydi. Bir tane duruş bozuklukları, sağlıkla ilgili projemiz vardı. Üçüncü projemiz de crowdfunding gibi ülkemizde de dış kaynaklı olarak aslında kullanılan bir şeydi. bu konuda hani hem finalistleri değerlendirmek adına hem de ülkemizde bu işin geleceğiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Öncelikle finalistleri seçerken, ilk üçü seçerken müthiş zorlandık. Çünkü hakikaten e, projenin kaliteleri çok yüksekti, güzel kaliteli projeler, harika e, girişimcilerin olması bizi çok mutlu etti. İlk üçü seçerken de bayağı bir tartıştık ve sonunda da yuvarlanın e, sosyal etkisinin çok olacağını düşündük. E, çünkü bugün hepimiz daha fazla internetten alışveriş yapıyoruz ama alışveriş yaparken bağışlayacağımız küçük miktarlar STK'lar için çok büyük anlam ifade ediyor. Dolayısıyla bugün farklı STK'lara bağış yapma fırsatı elimizde varken ve bunu ölçekleyebilecekken bunu yapmanın araçları yoktu. Yuvarlı o anlamda bizi çok heyecanlandırdı. PAO duruş bozukluğuyla ilgili aslında bu çağımızın bir problemi. Çünkü çok daha fazla masa başında vakit geçiriyoruz. Bilgisayarlara, ekranlara, televizyona çok daha fazla bakıyoruz. Dolayısıyla duruşumuza dikkat etmezsek önümüzdeki yıllarda çok ciddi problem, sağlık problemleriyle karşılaşabiliriz. Aynı zamanda duruş, duruş, postür insanın algısını da değiştiriyor. Karşıdan nasıl algılandığınızı da değiştiriyor. Dolayısıyla hani sosyal bir proje e, olarak da değerlendirdiğimizde önemli bir yere geliyor. Aynı zamanda Türkiye'den giyilebilen bir teknolojinin çıkıyor olması bizi heyecanlandırdı. Şimdi sadece yazılım üreterek veya sadece yazılım tüketerek bir yere varamayız. Türkiye'den de donanım, yazılım ve servis çıkartıyor olmamız lazım bu yeni kırılma anında. PAO da ona bir örnekti ve bizi mutlu etti. Üçüncü projemizde aslında Fongogo Dünyada örnekleri var çünkü crowdfunding aslında hani toplumdan fon toplama bugünün yeni trendi. Amerika'da, Avrupa'da birçok girişimci bu fonlarla destekleniyor ve bu fonlarla ilk çıkış aşamasını tamamlıyor. Türkiye'de bu ve benzeri projelerin çıkması aslında girişimciler için ciddi bir destek kapısı bu havuz ne kadar genişlerse, buradan ne kadar başarılı projeler çıkarsa, sosyal boyutu olan veya ticari boyuttaki projeler bizim için o kadar anlamlı. Dolayısıyla üçüncü projenin de böyle bir anlamı var. Umarız ki çözüm kumbarasında biriktirdiğimiz bu projeler 2015'te ciddi birer başarı hikayesi olur. Sadece dereceye girenler değil ama bütün projelerin başarılı olması aslında 2015'te bizim hepimizin yüzünü güldürür bizim bu ve benzeri projelere desteklerimiz birçok kanaldan devam edecek. Bir de işin tabii ki ülkemizdeki kanun ve hani genel olarak mevzuatla ilgili sıkıntılara sıkıntılarla ilgili dertler olduğunu düşünüyoruz biz hani dışarıdan baktığımız zaman bunları nasıl aşabilmiş acaba bu girişimler özellikle mesela bağış toplamak da hani bir ticari üzerinden yapılıyor aynı şekilde yani fonlama da mesela şimdi vergilendirmesi gibi sıkıntılara takılabiliyorlar bunları aşmayı başarmışlar Bunları aşmayı başarmışlar çünkü e, belirli e, yasal belirsizliklerin olduğu yerlerde e, yasalara uyabilmek için alternatif yollar işte hani direkt kendileri toplamıyorlar da farklı metotlar üzerinden ilerliyorlar. Bunlar bütün dünyada karşılaşılan problemler çünkü yeni oluşan bir metottan bahsediyorsunuz ve kanunlarla bu tanımlanmamamış. Örneğin Google nesne aldıktan sonra akıllı termostatın yarattığı data nerede tutulur, kim buna sahip olur ve bunun arkasında nasıl bir hukuksal mevzuat olmalı. Bu aslında Google'ın bu satın almasından sonra alevlendi ve onun üzerine kanunlar değiştiriliyor. Türkiye'de de bu ve benzeri uygulamalar çıktığında ve ihtiyaç doğduğunda kanunlar takip edecektir. Peki bir sonraki yıl için güzel fikirleri olanlara öneriniz neler? Nasıl katılabilirler? Çözüm Kumbarasının web sitesini takip etmelerini öneriyoruz. Hakikaten heyecanımız çok, yine heyecanı çok olan girişimcilerle buluşup bunları nasıl hayata geçirebiliriz noktasında onlara destek olmak istiyoruz. Bugün Intel'in çözüm kumbarasının finalindeydik ve birinci yanımızda kendisinden kendi projesiyle ilgili bilgiler alacağız ve süreci biraz anlatmasını isteyeceğiz. Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Erdeğere Basmaz. Yuvarlı adlı sosyal girişimin kurucu ortağıyım. Ee, Yaklaşık e, bir senedir yuvarla ile ilgileniyoruz ve sistemimiz 5 aydır aktif olarak çalışıyor. Yuvarla nasıl çalışıyor? E, herhangi bir alışveriş sitesine girdiğiniz zaman, yuvarlanın olduğu alışveriş sitesine girdiğiniz zaman e, ödeme aşamasına geldiğinizde size soruyor. Bağış yapmak ister misiniz diye. Hani 62-30 tuttu alışverişiniz. İsterseniz bunu 63'e yuvarlayabilirsiniz ve artık 70 kuruşu bir sivri toplum kuruluşuna bağışlayabilirsiniz diye su çıkıyor. Eğer isterseniz bir sivri toplum kuruşu seçip bağış yapabiliyorsunuz. Peki ülke gerçeklerinden bahsedelim. Bu tür projelere hani genelde ön yargıyla bakabiliyor sonuçta hani ticari olup olmamasını da önemli tabii ki. Peki karşılaştığınız zorluklar nelerdi ve bunları nasıl açtınız? Ee, karşılaştığımız zorluklar genelde e, sosyal girişim olmanın verdiği biraz zorluklar. Hani insanlarda biraz şey oluyor. Ya biz bunu hayır için yapıyoruz ama buna para vermek nasıl olur gibi taraflar karşılaştığımız şeyler oluyor. Genelde e etiyatçıları tarafında. Ama genel olarak çoğu kişi buna olumlu bakıyor. Yani ilk son olarak yardımseveriz severiz aslında. Sadece bir adım atılması gerekiyor ve biraz da öncelen, önceliklendirmek gerekiyor. Normalde ticari hayatı entegre ediyoruz ve insanların önceliği bağış yapmak değil. Hani insanların önceliği sosyal sorumluluk da değil. İnsanların amacı kar yapmak ama biz buna bir şekilde o bariyeri aş, çalışıyoruz. Açtık aşmaya çalışıyoruz. Aştık bazılarında, bazılarında da aşma çalışıyoruz. Öyle devam ediyor. Peki şu an ne kadar kişiye eriştiniz ve hedefiniz ne? Ee, şu ana kadar e, el, şu ana kadar 50 bin tekil bağışçıya ulaştık 5 ay içerisinde. E, hedefimiz ise e, 2015 sonuna kadar en azından 1 milyon bağışçıya ulaşabilmek. <laughs>